Herkese merhaba. Bu hafta 12-18 Şubat haftasını ele alacağız. Bu hafta 14 Şubat haftası olması dolayısıyla bir kişiye ücretsiz natal harita yorumlama çekilişi yapmak istiyorum. Bunun için Instagram adresimden beni takip ederek bana mesaj atmanız çok yeterli olacak. Tüm linkler zaten aşağıda var. Haftaya bu kişiyi açıklayacağım dedikten sonra evet, bu hafta bazı önemli ve gergin astrolojik etkiler maalesef mevcut. Plüton Şubat ayı itibariyle tüm böyle gezegenleri etkisi altına alacak. Ayrıca 1969'dan beri de yaşanmamış olan Gat ve Şiron kavuşumu da bu hafta çok etkisini gösterecek. Şiron hafta başından itibaren tüm gezegenlerle güzel açılar oluşturacak aslında. Bu etkilerin ne anlama geldiğini sizlere detaylıca anlatacağım. Özellikle bu yoğun enerji akışını yaralarımızı fark edip algılamamız durumunda Kasım ve Aralık sonrasında hayatımızda gerçekten güzel gelişmelerin olacağını da belirtmek istiyorum. Bu haftayı iyi yönetmek çok büyük önem taşıyor. Çünkü başlayacak olan değişimler bizler için kaçınılmaz olacak. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz lütfen abone olunuz ve gezegen etkileşimleriyle ilgili gelişmelerden herkesten önce haberdar olmak için de lütfen bildirimlerinizi açınız. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, bu hafta sizleri oldukça yoğun bir enerji bekliyor. Bir defa gökyüzünde Mars, Venüs ve Plüton'un kavuşumu özellikle sizin 3. evinizde olacak. Bu da kardeşler, kuzenler, yakın çevre, iletişim, ticari konular gibi ilgili alanları çok etki altına alacak. Şimdi bu hafta yakın çevrenizde olan ilişkiler, iletişim ve ticari faaliyetler üzerinde çok yoğun bir enerji hissedeceksiniz. Mars'ın etkisiyle tabii ki kardeşleriniz ve yakın çevrenizde ilişkilerde bazı gerginlikler yaşanabilme olasılığı da çok yüksek. Venüs'ün Plüton'un etkisiyle ise bu ilişkilerde derinlemesine dönüşümler ve tutkulu duygular ön planda çıkabilir belki bu hafta. Bu hafta bir de araç alımı satımı veya trafikle ilgili konularda da çok dikkatli olmanız gerekecek. Şimdi Mars'ın bu hareketli enerjisi trafikte sizi ani hareketlere ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürüş sırasında lütfen trafik kurallarına uyarak daha dikkatli olmak ve aceleci davranışlardan kaçınmak çok ayrı bir önem taşıyor olacak. Ayrıca araçlarınızla ilgili önemli kararlar da alabilirsiniz. Özellikle belki de aracınızı değiştirmek de isteyebilirsiniz. İletişim alanında ise bu hafta yazılı, imzalı evraklar, anlaşmalar, sözleşmeler, hatta mahkemelerle ilgili konularda, çünkü 3-9 aksı da hareketlenecek, önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle böyle hukuki süreçlerde, resmi işlemlerde çok dikkat etmeniz gerekecek. Hatta iki kere kontrol edin bunu. Mahkeme sonuçları veya hukuki süreçlerle ilgili beklediğiniz haberler bu dönemde gelebilir. Ancak manipülatif haberler ve yanıltıcı bilgilerle de karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle her bilgiyi doğrulup sağlam kaynaklardan teyit etmek de çok kıymetli. Şimdi Mars ve Plüton'un birleşimi öfke ve agresyon gibi duygularımızı bizim tetikleyebilir. Şimdi bu dönemde özellikle karar verme alanlarında daha sakin kalmaya, daha bir öfkeliyken böyle karar vermekten kaçınmaya özen göstermemiz gerekli. Ani ve fevri tepkiler, uzun vadeli sonuçlar bizlere doğurabilir. İlişkilerinizde daha kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu hafta yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde özellikle biraz daha böyle özgürleşme isteği, biraz daha onlardan kopma arzusu da dikkat çekiyor olacak. Ancak bu isteklerinizde biraz daha böyle çekişme yaşayabilirsiniz. Kendinizi nereye feda ettiğinizi, hangi ilişkilerde daha zaman ve enerji harcadığınızı lütfen iyi düşünün. Kararlarınızı sakin bir kafayla alın. Öfkeliyken yapılan kararlardan lütfen kaçının. Hafta sonuna doğru bir de Merkür ile Uranüs arasındaki kare açı da bu işin tuzu biberi olacak. İletişimde anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar getirebilir. Bu dönemde böyle fikirlerinizi herkesin kabullenmesini lütfen beklemeyin. Ve başkalarının size kendi fikirlerini de baskı altında almasına da asla izin vermeyin. Aşk konularında ise Venüs ve Plüto kavuşumu nedeniyle yeni başlayan ilişkilerde de lütfen dikkatli olun. Bu ilişkiler genellikle böyle tutkulu, hırslı ve baskın karakterle dolu olabilir. Aşk, cinsellik ve agresyonun bu hafta çok ön planda olduğu, böyle ilişkilerin kırıcı,
Hatta yıkıcı etkilere sahip olacağını da hatırlatmak istiyorum. Yakın çevrenizle ve ticaretle uğraşanlar için bu hafta ekstra dikkat gerektiren bir hafta. Yolculuklar, seyahatler arasında yine aynı şekilde dikkatli olmanızda fayda var. İkili ilişkilerde ve aşk konularında benzer şekilde dikkatli olmak ve tutarlı ve istikrarlı adım atmak çok önemli. Hak ve hukuk konularını destekleyici, evet, enerjiler mevcut olsa da bu süreçleri doğru şekilde yürütmek gerekiyor. Şimdi enerjiyi yükseltecek kavgalardan, agresyondan kaçınarak daha sakin, ölçülü davranışlar sergilemek bu hafta sizler için çok önemli olacak. Son olarak bu hafta kararlarınızı da sakin bir kafayla almak, fevri davranışlardan kaçınmak, özellikle iletişimde dikkatli olmak sizler için çok önemli. Spor yapmak, yürüyüş yapmak, yoga ve meditasyon gibi faaliyetler bu dönemde gerçekten stresi azaltıcı ve sakinleştirici etkiler yaratabilir. Kendinizi böyle iyi hissettiğiniz aktiviteleri yapmak bu hafta sizin için özellikle daha faydalı olacaktır. Kendinize iyi davranmak, yine sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, bu kişisel refahınıza öncelik vermek bu dönemde özellikle önemli olacak diyebilirim. Özellikle bu hafta sevgili yaylar, sakin ve ölçülü bir yaklaşım sergilemek hepimiz için zorlukların belki de üstünden gelmek için çok olumlu sonuçlar elde etmemiz için önemli olacak. Bu hafta kararlarınızı böyle sakin bir kafayla almak, belki fevri davranışlardan kaçınmak ve özellikle iletişimde dikkatli olmak çok önem taşıyor. Özetle bu hafta yaylar sakin, ölçülü bir yaklaşım lütfen sergileyin ve her şeyin daha olumlu sonuçlar elde ettiğinin sizin farkına varacaksınız. Peki bizler bu yoğun haftanın enerjisini nasıl yöneteceğiz derseniz, tüm burçlara naçizane tavsiyem, özellikle haftaya zaten Ay Koç burcundayken başlayacağız bizler. Bu durumu enerji seviyemizi zaten bir alıp bir yükseltecek. Ancak hafta sonuna doğru Ay İkizler burcuna geçiş yapacak ve bu değişim Cumartesi gününden itibaren enerjimizi farklı şekillerde etkileyecek. Yoğun enerjinin yarattığı böyle gerginliği bedenimizden atmak için ayın ikizler burcunda olmasını çok güzel avantaj olarak kullanabiliriz. Mesela hafta sonu kapalı havuzlarda yüzme gibi aktiviteler bu enerjiyi hafifletmek için gerçekten çok ideal olabilir. Eğer yüzme şansınız yoksa yürüyüş ve nefes egzersizleri de oldukça etkili olacaktır. Şimdi bu hafta negatif enerjiyi ayrıyeten beslememek adına bedende et ağırlıklı beslenmekten de kaçınmak da ayrı bir önem taşıyor tabii ki. Gergin, biraz agresif geçebilecek bu haftayı Şiron'un destekleyici açılarından faydalanarak kendi yaralarımızı ve farkındalığımızı arttırabilir. Hayatımızda önümüzü tıkayan engelleri fark edip bunları dönüştürmek için çalışabilir ya da destekleyici yardımlar alabiliriz. Bu hepimiz için çok değerli ve önemli bir süreç aslında. Umarım herkes için gezegen etkilerini yönetebileceği verimli bir hafta olur. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.